kayıtım. Kanalıma hoş geldiniz. Ay artık kendi kanalım var. Çok havalı bir şey değil mi? Heyecanlıyım çünkü ilk konuğum canım dostum, sevgili Acuncuğum, Acun Ilıcalı. Çeyrek asır olmuş dostluğumuz. Bizimki artık arkadaşlıktan da ödüm, onun için arkadaş demiyorum. Düşünsene de çeyrek yüzyıl, yani 25 senedir birbirimizin hayatındayız. Çok severim. Yıllar da geçiyor ya. Neyse, Sabah Tümer'le başlıyor. Artık bundan sonra yine hep beraberiz. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayınız. Çünkü olmazsanız çok şey kaçırabilirsiniz. Kimler gelecek, kimlerle ne güzel sohbetler edeceğiz. Like'layalım. Başka ne yapalım? Yorum yapmayı da unutmayın ha. Aa, yorumları çok seviyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Ay geldi konum. Ben onu karşılamaya gidiyorum. Ve Acun Ilıcalı. Acuncuğum, kanalıma hoş geldin. Çok teşekkürler. Benim de bir kanalım var. Öncelikle hayırlı olsun. Böyle çok mi açıyoruz? Varsa. Nasıl açalım? Normal hayır, seyirci bugün konuğum Acun falan öyle sistem yok mu? Ha, onları ben sizden gelene kadar çektim. Öyle mi? Aa, işte fırsattan bu. İstifade. Tamam. Dedim peki. Ki bir 15 dakika. Ben varmışım gibi mi yaptın? Hayır, geliyorsun diye ben öyle oturdum. Baştan sohbet ettim. Şeyi hesapladım Acun. Çeyrek asır olmuş neredeyse, biliyor musun? 23 sene senle benim arkadaşlığım, artık dostluk diyelim der. Tabii ki. Çeyrek asır oldu, evet. İnanılmaz oldu. Bir şey. İnanılmaz. 2001, ben çok net hatırlıyorum. Show TV'ye geldiğimde koridorda seninle karşılaşmıştık. Ben işte haber merkezindeydim, sen de Televale'deydin. Doğru. Oradan, o zaman da farklıydın sen. Yok canım. Evet, yani bir muhabir olarak da farklıydın. Fena değildim. Yok, hep sen öyle. Sen de farklıydın ama. İşte bak sen Acun'sun. Bizim isimlerimiz akşam, de farklı. Akşam haberlerini sunuyordum. Akşam haberlerini sunuyordum, evet. Gece haberlerini sunuyordum. Evet. Bizim size gelmemiz yasaktı haber merkezi olarak. Tabii şeyli Rehabe ile şeyler, Şansal abiler şeydi ya, bir ara araları kötüydü. Ben ama sizin orada çok eğleniyordum. Ha. Kaçıp size geliyordum. İşte hepiniz de orada arkadaş oldum. Tabii. Benim kaçmalarım. Aynı kattaydık çünkü. Aynı kattaydık. Karşı karşıyaydık, evet, ya. Evet. Güzel şeyler oldu hayatımızda. Güzel. Yani güzel şeyler de beraber paylaştık. Senin gibi muhabirlikten başlayıp ondan sonra kanal sahibi olup kendi programını yapıp ondan sonra kanal sahibi olup ondan sonra uçak ondan sonra bir de İngiltere'de ya da başka bir ülkede futbol takımının sahibi olmak falan, böyle bir başka bir kimse var mı dünyada? Yani bildiğim kadarıyla yok. Yani şöyle çok, çünkü hani ben biraz biliyorsun hayata başka bakan biriyim. Hani başarı hikayeleri çok var. Takdir ettiğim çok hikayeler var da. Hani o hikayeler arasında bizim sektörde hani muhabirden başladı, kanal sahibi oldu, çıkmaz. Kanal sahibi oldu, bir de bırak futbol kulübü sahibi de oldu. İyi kötü oldu vallahi. Evet. Maşallah ya. Bir de Premier Lig'e çıkarsak zaten hangi sabah olacaksınız o zaman? Var mı öyle bir ihtimal? Seni hayatta tanımam. Yani Premier Lig'e çıkarsa takım. Beni nasıl tanımazsın? Numaramı değiştireceğim direkt. Ay saçmalama. Orada başka ay, bir... Ay 25 yıl. Artık o saatten sonra ben abi Prens William falan oralardayım yani. Ama ben de bir şey salon kadınıyım. Eski arkadaşlarım. Beni de alabilirsin ya Prens William. Doğru söylüyorsun. Yakışırım yani. Düşünsene sen de Buckingham'a şeye gidiyoruz falan. Arkadaşlarım, dostlarım. Arkadaşlar, dostlar. Hello, görsellik how are önemli you? Sonuçta. Yani İngiltere'nin de benim kahkahamı duyması lazım bence. Ha Ferah? İnşallah. Gerçekten şahane bir başarı hikayesi. Ben şeye çok inanıyorum hayatta. Yani herhalde sen de inanıyorsun ya da herkes de inanıyor. Herkesin bir hayat planı var ya. Mesela sen kalkıp da işte ilk başta kod şeyle başladın değil mi? Dükkanla başladın. İş hayatına mı? İş hayatına. Sayılır, evet. Orada mesela batmasaydın, evet, muhabirliği düşünmezdin herhalde, o yok, yolunda gitseydin. Ama işte bak hayat sana mesela onları yaşata yaşata, mesela o batmayı yaşatıyor. Ondan sonra tesadüfen bir şekilde başlıyorsun buna. Ve inanılmaz bir ama de başarı. Ama bir yerlerde böyle internette falan gezerken çok görüyorum. Yani başarı hikayelerinin önünde hep batma var. Tabii. Yani o batma olayının üzerine başarılar hep gelmiş. Yani ama öyle geneldeki bütün hikayelerin başında hep bir batma görüyorum. Ama batış, senin batışın sana yön değiştirtiyor. Evet, orası tabii önemli. Demek ki işte öyle hayatın senin için öyle bir planı varmış. O evet, planı doğru uygulayınca da her şey gayet güzel bir şekilde akıp ya gidiyor. Ya benim tabii ki yani hayat çizgimin nereden nereye gittiğine bakarsan hani akıntı içinde böyle bir anda. Hiç hayal ediyor muydun bunları? Hiç ya hayallerinin ötesinde sıfır bir başarıya mı ulaştın? Nasıl hayal edeceksin abi?
Yani neyi hayal edeyim? Battığım dönem bir şey hayal edeyim. Battığım dönem sadece yaşayacak mıyım merak ediyordum. Hani yaşayacak kadar param olacak mı? Ondan sonra da muhabirken de en fazla müdür olmaya şey yapıyordum. Hayal ediyordum. Ya bir gün müdür olur muyum? İlker Yasin de bizim müdür önce. Sonra Şansal abi oldu. Hani İlker abi döneminde çok iyi hatırlıyorum. İlker abi maaşı dolardı. Ya dolar maaş oluyor abi. İnanılmaz bir şey diyorduk böyle. O maaşı biz alır mıyız? Ben herhalde alamam diyordum yani. İlker abi çünkü iyi maaş alıyordu ki hak ediyordu da yani. Yani çok da sevdiğim, beni sektöre kazandıran isim. Gerçekten o kazandırmıştı değil mi? Tabii ya, ilk görüşmem İlker Yasin'le yani. İlker abi çok böyle değişik, çok tatlı bir insan. Ama sendeki şeyi herkes de fark ediyor. Mesela hep anlatırsın sen zaten hani Şansal abinin de seninle olan diyaloğunu. Mesela seni kalkıp da gönderiyor, şey yapıyor. Doğru ama... Çok alttan alıyor demeyeyim de. Acun'un kafası yerinde değil, gitsin bir tatile diyiveriyor mesela. Ya da hani seni son derece serbest bırakmışlardı. Doğru ama ilk başına ben sana anlatayım. Kimseye anlatmadığım bölümü anlatayım mı? Hadi anlat. Hadi en sevdiğim ya. En sevdiğim. Hani benim gibi 850 tane... röportaj vermiş birisi sana hiç bilmediğin tarafı anlatıyor. Ama şey çok güzel bak mesela seni hep böyle seyrederken aynı şeyleri anlatsan bile kendini izlettiriyorsun ya. Fena değil mi? Ben iyi anlatabiliyorum çünkü. Bir de anlattığım şeyler normal şeyler olmadığı için. Evet, evet. Hani bugün kalktım yemek yedim sonra da arkadaşlarla buluştum anlatmıyorum. O sırada başıma 10 şey gelmiş oluyor. Genelde benim ya aşırı derecede risk almamdan ya ihmalimden hayat tarzımın üzerine birçok başıma şeyler geldiği için anlattığım şeyin devamını herkes merak ediyor. Çünkü nereye gideceği belli değil. Show TV olayını şöyle anlatayım. Hep hikaye anlatıyorum ya, Show TV'den geçerken yoldan Show TV'ye girdik diye. Hı. Biz aslında 3 ay sonra kovulduk. Bak bunu kimse bilmez. Kim kovdu? İlker abi. Aldı ve kovdu mu? Tabii canım, hadi bakayım bay bay dedi. Ne yaptı? Yani niye kovdu, ne yaptın da kovdu? Yani şöyleydi, anlatayım sana. Biz stajyer maaşıyla girmiştik. Ondan sonra stajyer maaşıyla girince yani böyle tam böyle... Sağlam bordrolu giremedik. 212 falan vardı o zaman basın. Öyle değiliz biz. Eşantiyondan girdik başta 3 ay. Sonra Show TV'de dendi ki stajyerleri çıkarın işten. Stajyer istemiyoruz dedi. Yani ekonomik bir karar düşün. İlker abi istemeyerek bizi kovdu. Ondan sonra hatta Esat'la bir içeride ne konuşuyorlar? Göktuğ ile İlker abi konuşuyor, beraber konuşuyordu. İlker Esat'la espri yaptı. Bizi kovuyorlardır belki dedi. Abi 10 dakika sonra bizi kovdular. Şomaz. Bak sana yemin ediyorum. Şimdi kovulduk. Gidecek yer yok. Çünkü şöyle gidecek yer yok. Öğlen kovdu İlker abi. Orada akşam kovsa hiç olmazsa işten, işten dönüyoruz diyeceğiz. Esat dedi ki yolda eve gidip ne diyeceğiz dedi. Hani eve gidip biz kovulduk diyemeyiz dedi. Saat öğlen 1. Annemler kaldırmaz bunu dedi. Ne yapalım dedim. Gidip dedi bir Alpaylar'da yatalım dedi. Rahmetli Alpay'ın evine. Gidip orada yatalım eve akşam dönelim bari. Biz kovulduk diye direkt söylemeyelim dedi. Eve nasıl söyleyeceğiz abi bizi apar topar kovdular diye. Sonra o yaz Esat Amerika gitti. Sizin kovuk olduğunuz. Kovulduk ya. Evet. Kovuk olduğumuz. Sonra bak olayı dinle. Ben tabii ya Show TV seyrediyorum böyle. Maç sonu canlı yayınlar görüyorum. Gördükçe böyle içim gidiyor biliyor musun? Ulan, herhalde. İki hafta orada evvel oradaydık diye. Sonra böyle inanılmaz boşluğa düştüm şey olarak, psikolojik olarak. Tam Show TV'ye girmişim böyle çalışmışız 3 ay. 3 ay sonra hani o maaş falan düşün ya, maaşımız 100 dolar ama o 100 doların bizi nasıl mutlu ettiğini anlatamam. Sen işe gidiyorsun böyle futbol hastasıyız. Takımların antrenmanına gidiyoruz falan böyle tam adapte olduğumuz zaman gittik. Sonra ben Esat dedi ki ben Amerika'ya devam ediyorum dedi. Türkiye bana bu saatten sonra uymaz dedi. Atladı Orlando gitti. Ben de o yazın sonunda güzel bir yaz geçirdik ama tabii. Yani işsiz olunca biliyorsun tatil güzel olur. Bütün yaz Bodrum'da falan takıldım böyle. Takıldık. Esat da sonuna kadar vardı da sonunda gitti. Ben sonra motosiklet kazasını orada geçiriyorum işte. Ben motosiklet kazası geçirince çok ağır bir motosiklet kazası geçirdim. Hadi ya. Boynum kırıldı. Oo. Evet. Ondan sonra yanındaki arkadaşım da vefat etti. Bir o zamanlar işte çok ağır bir kazaydı yani. Hastanede böyle mumya gibiyim. Yani alçılar içindeyim. Kırılmadık yerim kalmamış. İlker abi bu duruma üzülüyor. İrfan Şahin'i biliyorsun. Aa bilmez. Bizi İlker abi ilk tavsiye eden İrfan Şahin ya. Hangi İrfan abi gelip beni hastanede böyle görünce bu sefer duygulanıyor. Ondan sonra beni böyle mumya gibi. Hatta biraz da gözleri yaşarmış. Hani o halde görünce. Sonra İlker abiye gidiyor diyor ki ben kefilim. Acun'a bir şans daha verip hani Acun'u almanı istiyorum diyor. İlker abi de ikiden bire düşününce biz
Biraz daha sempatik duruyorum ben tek başıma. Beni o şekilde işe alıyor. Evet, sen gerçekten Esat, yani Esat'la sana bakınca sen görünüş olarak daha sempatiksin. Uzak ara. Esat'ı gören yolunu değiştirir ya. Bana hayatta en antipatik 3 adam söylesem vallahi Esat 1. Gerçekten mi o kadar? Sen şimdi gerçekçi konuşuyorsun. Ben şimdi Esat'ı tanıdığım Esat'ın için çok da gülüyorum. Esat'ın şurada bir tane fotoğrafını ama gerçekten bir tane koyun şu anda mesela. İnsanlar görsün mesela ama öyle kalkıp da sırıtmaya çalıştığı bir fotoğraf olmasın. Doğal halini koyun mesela. Ama çok komik çocuk o da. Ya aşırı komiktir falan filan ama da. Ama tanımak lazım Esat'ın komikliğini anlamak lazım. Bayağı tanımak lazım. Bayağı İlk döneminde lazım. De çünkü bir şekilde. Adam abi insan sevmiyor ki zaten. Kimi görse zaten nefret ediyor. Evet ya. Hala evet. Devam ediyor mu? Yeni insan Esat bütün yeniliklere karşıdır. Yeni insana karşıdır. Ya bak bunu abartısız anlatayım sana. Anlat. Çeşme'de bu adam Çeşme'de gitti. Bir sandalyenin üzerine oturdu. Alaçat'ta. 2,5 ay oradaydı. Yeni mesela bir program için sen onu nasıl ikna ediyorsun? Edemiyorum ki. Esat ikna edersen bütün Türkiye seyrediyor zaten. Hadi Allah ya. Belan versin yani. Esat'ı mesela yani nelere hayır dedi. Bak Show TV, TV8'i aldığımız zaman almasak daha iyi dedi. Survivor çekeceğiz yapmasak daha iyi dedi. Ondan sonra taşınacağız Dominik'te artık olduğumuz yer berbat bir yerde. Taşınmayalım daha iyi dedi. Her yeniliğe karşıdır. Ama avantajı ne diye oraya geleceğim. Esat'ı bir şey ikna ettiğimiz zaman bütün Türkiye ikna oluyor zaten. Ama tabii şöyle bir gerçek var. Aşırı zeki olduğu için. Çok. Hani zekası falan hani mesela hafızası ben çarpı 10. Yol bulma yeteneği ben çarpı 20. Çok kötü hatırlıyor ya. Evet her şeyi de. Geçmiş şey olaylar evet, oldu şey, bu fotoğraf oldu. Fotoğraf gibi. Evet. Onları mesela seninki de fena değildir ama o daha fena. Benimki mi? Hatırlıyor. Ben sıfırım abi. Niye ben, senin de hafızan çok benim iyi? Benim hayatım rezil olmakla geçti ya. Ben muhabbet edip 3. dakikada tanımadığım anladığım insan oldu. Arkadaşım zannedip konuşuyorum. 3. dakika ya ben başıma neler geldi. O insan tanımamaktan. Bir gün hiç unutmuyorum ya. Eyvah geliyor. Tanıdık biri mi? O Ses Türkiye Hasan var. Bizim şampiyon olmuştu. Ha evet. Opera söylüyordu. Evet. Bir gün bir statta Hasan'ı gördüm. O Ses'in de yıldızlarını şeye çıkarıyoruz. Yılbaşında bütün geçmiş şampiyonları yılbaşında çıkarma kararı aldık. Böylece özel bir bölüm yapacağız. Eski şampiyonlar gelecek. Gördüm şeyde, statta. Esat da vardı, bir milli maç. Dedim, ne haber, ne yapıyorsun? Dedim, iyi abi sen nasılsın? Dedi. Dedim, yılbaşı beraberiz dedim. Ne yapacağız dedi yılbaşında. Dedim, ne yapacağız? Şarkı söyleyeceksin dedim. Kim söyleyecek abi dedi. Ben, sen söyleyecek ne yapıyorsun? Benim söyleyecek halim yok herhalde dedim. Evet. Sakın program yapmıyorsun dedim. Yılbaşı beraberiz, arayacaklar seni dedim. Yılbaşında dedim, kaçarın yok, şarkı söyleyeceksin. Sonra tamam Esat geldi. Uzaktan Esat görüyor bile. Esat dedi kimle konuştun dedi. Dedim o Ses Hasan'la konuştum dedim. Kim? Neredeydi o dedi. Dedim konuştum ya demin dedim. O manyak mısın? Hasan değil dedi. Ondan sonra dedim kimdi bu konuştum. Ramazan'da bizim kanala çıkan imam arkadaştı o dedi. Ay inanmıyorum sana. Ben yani imam arkadaşımıza yılbaşında beraberiz. Sakın o program ses yapma. Türkiye'de sakın program yapma. O Ses Türkiye'de yap. Yani bu tip adam... hayatım skandalı işte böyle. Ne bileyim. Ama olayları falan hatırlıyorsun ya. Yani mesela bizim yaşadığımız, bizim konuştuğumuz birkaç tane olay var sende zamanında. Onları evet. Hep benim... Yani böyle bazı olaylar tabii ki hatırlarım falan ama yani şeyim benim normal görsel şey kafa artık o kadar ama dolu acım ki. Acım bu kadar evet. İşten nasıl olsun tabii, tabii, ya? Tabii. Şu anda hele tam artık şeyim yani. Peki hiç böyle şeyi seviyor musun sen? Çünkü benim gördüğüm hiç öyle bir şey yapmıyorsun. Böyle bir evde yalnız kalayım. Yok. Hiçbir şey sevmem. Yapmayayım, kafayı dinleyeyim. Yok bu şimdi zaten psikolojik bir yere girdin şu anda ki o doğru bir yerdesin. Hani yapmam gereken ama yapamadığım bir konu benim için bu. Yani ben bir şey yapmadan duramıyorum. Bir şeyleri düşünmemek için mi bir şey yapıyorsun acaba devamlı? Psikolojiye bağlayacaksan. Olgunlaştık. Aa, bravo. Bana buradan gel. İyi güzel. Büyüdük artık. Ha gerçekten ben hep onu düşünüyorum çünkü yani hani hiç durdurak bilme. Ben mesela seviyorum durmayı seviyorum ben. Dinlenmeyi falan. Sende o yok. Ya bunun sebebini biraz araştırmak lazım belki ama benim bir şeyle meşgul olmadan vakit geçirmeme diye bir hastalığım var. Yani hiçbir dakikasında uyandıktan sonra hiçbir şey yapmıyor olmuyorum.
Bunu iyi bir şey diye anlatmıyorum. Ama o seni mutlu ediyor. Oradan besleniyorsun. Addiction diyebilirsin buna belki. Yani bu çok ters bir durum bu. Bunun dezavantajını anlatacağım birazdan. Yani her saniye bir şeyle ilgilenmem gerekiyor. Yani ilgilenmediğim hiçbir saniye yok şu anda. Mesela şöyle diyeyim. Sabah uyandın. Evet. Yatakta kahveni içtin. Yok mu öyle şeyler? Yok abi, ne kahvesi? Ne yapıyorsun? Mesela uyandın. Direkt, zil öttü. Şimdi zaten ofiste, ofis, tabii birinci saniye rating derken 4 ülkeden rating alıyorum sabah. 4 ayrı ülkenin reytinglerine bakıp onların analizini yapmam lazım kafamda. Ay dur bak, demin onları sayarken tabii diğer ülkeleri unuttum ben. Bir de tabii, o var. Evet şimdi. O reytingin gerilimi ne oldu? Karşımızda ne vardı? Romanya'da niye düştük? O gece Şampiyonlar Ligi maçı verilmiş. Öbür tarafta Yunanistan'da sonunda niye bilmem ne oldu? Oradaki dizi tutmuş. Türkiye'deki durum ne falan. Bütün bunları bakmam lazım. O bir saat. Bir saat sonra da zaten ofise toplantıyorsun. Sonra bir kahve içmiyorsun gene. Yok abi, ofise yetişmeye çalışıyorum. Çünkü ofisteysek. Türkiye'deyim değil mi o anda? Türkiye'desin. Türkiye'desem ofise yetişmem lazım. Ondan sonra zaten toplantı falan bitmez yani. Ben mesela şeyi sende çok iyi hissediyorum. Mesela sen de işte akşam karşılaşıyoruz. Konuşuyorsun, sarılıyorsun, öpüyorsun. Evet, ben olduğumu biliyorsun ama sen orada değilsin. Anladın mı? Yani o sırada sen başka şeyler düşünüyorsun. Belki hostiyi düşünüyorsun, belki bir transferi düşünüyorsun, belki başka bir şey düşünüyorsun. Böyle hep bir şeylerle... Ama sen de biraz karambolde karşılaşıyoruz genelde. Evet, hayır ha. Ama öyle. Yani... Ama senin eve sohbete gelirdim ben mesela. Ya ne güzeldi oralar, o zamanlar. Evet, o zamanlar o son nefesimdi. Oradan sonra bitti işte. O zaman ben şey yoktu. Ben de görüşmediğin için takım mi yoktu acaba? Hayır, takım yoktu o zaman. Yani, o dönem böyle sorumluluk şey daha yoktu. Rahat olduğumuz bir dönemdi. Yani o artık evrilmeye dönüşmüş. Ama şimdi yani çok üst düzey insanlarda da, yani devlette de hani en başta olan insanlar, hani bakandı, başbakan, cumhurbaşkanı pozisyonları, hep onların da o doluluğun olduğunu düşünüyorum tabii ki. Peki hiç böyle şey düşünüyor musun? Belli bize yaşa geldiğinde şunu bırakacağım artık, işte teknemle sakin bir hayat yaşayacağım. Yok değil mi sende o sakinlik bana gelmez ki zaten. Yani bir yerde tabii yeteneğimi kaybedebilirim. Ya Allah da korusun, düşünme olayım bitebilir, onu bilemiyorum ama biraz şuna inanıyorum. Hani işsel olaylardaki yoğun insanların yaşla beraber ritmini kaybetmediğine şahidim yani. Tabii yoğun insanların algısı ve düşünceleri daha hızlı oluyor. O dediğim, park etmeye başlayanlar yavaşlıyorlar zaten. Normal hayatta da yavaşlıyorlar. Sonra da bir daha iş ritmine dönemiyorlar. Peki mesela futbol kulübü almak nereden aklına geldi? Yani bunlar mesela sana, ya onu mesela hayal mi ettin? Yani çocukken demiyorum ya da gençliğine demiyorum. Yok. Nereden nereye yani? O ne hikayesi biliyor musun? Şimdi televizyonda... 15-20 yıl boyunca yani her işimiz başarılı oldu Allah'a şükür. Bir başarı daha. Bir başarı daha değil, sıfırdan başlama. Öyle bak olaya. Yani şimdi televizyonda tuğlaları koyduk. Şimdi kendim program yapmışım, büyük prodüksiyon yapmışım, kanal almışım, dünyada yayın yapmışım. Dünyada kanalları artık yönetmeye başlamışım. Şimdi 3 ülkede kanal yönetiyorum. Onun üzerine artık hani tamam gidiyoruz hala da, Almanya'da kanal aldık şimdi. Belki biraz daha gideceğiz de hani zirvedeyiz ya. Benim... Yeni bir şey, yeniden başlamam lazımdı. Yani yeni bir hikaye. Oyuncak gibi yani. Yeni bir hikaye diyelim. Oyuncak biraz şey oluyor. Oyuncak kelimesini çok sevmiyorum. İyi gitmiyor da orada. Hani yeni bir başarı hikayesi yazma hayalim diyelim. Yani o zamanlar ben spor kulübünü aldım. Yorumlar şöyle. Ne anlar ki? Acun, bu işler senin için değil. Sen işte medya işine bak. Futboldan ne anlıyorsun ki? Fenerbahçe'den işte bilmem kimi aldın. Takıyor musun eleştirileri? Hayır. Ben etkilenmem. Yani ama hoşuma gidiyor şey olarak. Motivasyon sağlıyor bana. Hani cevap tip, vereceğim ona yaptığım başarıyla falan. Yani bu tip negatif bir şeyler gördüğüm zaman hani ben başarımla cevap vermeyi hep kafama koyarım. Yani negatif olarak da bünyeme almıyorum. Allah'ın bana lütfu o yani. Ben şimdi yani işte eksi sözlük var biliyorsun mesela. Ara ara mesela bir 15 günde bir falan bakarım böyle genel hani ne oluyor diye. Hani oradaki arkadaşların konuşmalarında öyle bir üslup var ki. Hani kendisi dünyayı kurtarmış, bana da nasihat veriyor, tamam mı? Ve onların o konuşmalarındaki, ne diyeyim sana, eleştirisel boyut, güzel olanlarını alıyorum mesela, bakıyorum. Ama bazılarının da bakış açısını gördüğüm için onlar da tabii gülümsetiyor beni yani. Hani baktığım zaman hani sen hoşuma gidiyor. Sen ne yapmışsın ki falan gibi. Hayır şöyle. Hayır, o yapamaz dediğini yapacağımı hissettiğim için bana bir challenge gibi geliyor yani. Sen işte Husti küme düşer diyorlar mesela, ama öyle düşün. Husti'yi aldım, orada yazıyor şimdi, ekşi sözlüklü çocuk. Sen ne anlarsın ki?
Hulusi küme düşecek, göreceksiniz, rezil olacak bilmem ne falan ama gülüyorum tabii yani, hoşuma gidiyor. Hani yapamazsın benim için bir challenge kamçılıyor. Gibi. Tabii kamçılıyor. Onlara peki nasıl gidiyor Hulusi? Hayalimizin bayağı ilerisinde şu anda. Çünkü ben takım aldım da 20.ydi takım. Yani şimdi 24 kaç? Takım var, düşecek zaten. 6. şimdi. Hadi be! Evet. Ama İlk 6'da playoff oynuyor. Yani şu demek, 6. kalabilirsek, hani bu kolay bir şey değil, belki de kalamayacağız. Ama 6. kalabilirsek, sezon 6. bitirsek, 2 maç kazanırsak şeydeyiz. Premier Lig'desiniz. Seninle vedalaşacağımız an orası işte. Ben geleyim o maçlara. Kalırsak davet ederim zaten. Ay valla. Yatağım masanız da geleyim zaten. Playoff finali Wembley'de 90 bin kişi falan oluyor böyle. Düşün, bütün İngiltere o maça konsantre oluyor. Orası şey gibi, kupa finali gibi. Çünkü o maç dünya üzerindeki en pahalı maç. Kazananın en çok para kazandığı maç o maç. Çünkü o maçı kazanan sabah şeye gidiyor, Premier Lig'e gidiyor. Premier Lig'e gidersen de 180 milyon pound gibi bir gelir elde ediyorsun. Ne diyorsun? O yüzden bir maçı kazanan takıma... Bence arkadaşlığımız devam etsin. Bence de fena değiliz. Sen şu an bence şey yaparsın. Ben onu hesaplayana kadar sen zaten çıkarsın. Maç golü indir de sen. Dakika takip etmeye başla. Her gün sana mesaj atıyor. Günaydın Acun'cum, nasılsın canım arkadaşım? Tebrikler. İyi misin? Tebrikler. Maçtan sonra. Hak ettik. Evet, hak ettik. Seyredermişim ben mesela maçları. Acun, peki orada da şey var mı? Hani bizde maalesef ki küfürler, işte başkana istifalar, işte doktor... Orada başkan yok, sahibi var kulübün. Bir kere fark o. İşte, mesela ben sahibiyim. Hem sahip hem başkan ol. Okey. Yani ayrı. Saçma bir şey oldu. Başkan mesela dernek statüsünde olan bir şeyin başkanı olabilirsin. Burada kulübü satın alıyorsun. Kulüp senin oluyor. İngiltere'deki sistem bu. Türkiye'de orada, bazı kulüplerde başladı bu gerçi de. Sen orada bayağı şey, tabii ki de orada seni çok seviyorlar herhalde değil mi? Çok, yani evet. 20'likten 6'lığa çıkarttığına göre Hull City. Aşırı bir sempati var. Hull City'yi nasıl buldun yani? O, sen bizim Tan'ı bilirsin, Tan. Tan Kessler'i bilir misin bilmiyorsun. Tan diye bir arkadaşım var diyeyim işte. Milli takımda falan da görev yapmıştı. Futbol dünyasına, babası da futbolcu eski. Futbol dünyasına gönül vermiş. Benim tanıdığım arkadaşlardan biri. Tan'a bahsettim. Böyle bir şey düşünüyorum diye. Ben takım bakayım mı dedi. Bak dedim. Bu bir 2 aylık süreç. O takım mı, bu takım mı, şu takım mı derken. Bana dedi ki Hull City var dedi. Ondan sonra nasıl bakarsın dedi. Dedim durumu ne? Şimdi sahibiyle taraftar arasında büyük problem olduğu için sahibi para harcamamış. Para harcamayarak da takım düşmüş 1. lige. Yani şey, 2'lik düşmüş. Şimdi bu takımın sonra şampiyonluğa tekrar çıkmış. Bu takımı düşünür müyüz dedi. Buradaki avantaj şu. Bunu çok iyi anlaman lazım. Her takımın harcama limiti var. 15 milyon pound'dan fazla cebinden para koyamıyorsun. Bir yıl içinde. Limit var. Normalde birçok takımın limitte dolu. Çünkü kadro pahalı. Limiti doldurmuş adam. Sana öyle satıyor. Bu adam hiç para harcamadığı için. Limiti açık. Bu da şu demek oluyor. İnce ayrıntı yakalamak istiyorum. Sen kendin takımını kurabiliyorsun. Yani kendin bir takım. Öbür türlü bir takım alacaksın. Şimdi bugün düşün, Fenerbahçe'yi birisi alsa. Kendi kadrosunu kurabilir mi? Ondan mı aldın mesela şeyi? Riyan'dan nesli koşuyordu. O değil miydi yeni aldığın? Hangisi? Yeni en son bir transfer yaptın. Ben nereye gittim? Evde değilim. Ya müthişsin ya. Bütün şu anlattıklarım boşa gitti biliyor musun? Rihanna nesli koşuyordu diyor. Rihanna onu... dediği Shakira zaten. Ha Shakira mı? Bir kere oradan başlayalım. Bir. Bir kere Rihanna diyor Shakira. Öbürü de eski kocası dediğinde futbolcu değil. Şu anda futbolu bıraktı. Onu niye da almadım. Fotoğraflarım vardı gördüm. Beraber proje yapacağız. Beni görmeye geldi adam. Adam İspanya'dan bana bir proje teklifiyle geldi. Nereden bileyim Gerard o kadar? Gerard Pique. Biz beraber o futbolu bıraktı şu anda. Beraber bir futbol ligi kurmakla ilgili bir proje getirdi bana. Biz onu konuştuk. Evet. Rihanna'nın eski kocası değil yani. O Chris Brown. Şeyde bir maçta beraber bir maça gitmiştik galiba, Madrid'de bir maçta. Evet. Hatırlıyor musun orada beni? Sizin yüzünüzden ben göremiyordum. Ne oldu ne oldu diye Esat abi beni öldürdü. Abi sen kabusun, hatırlıyorum şimdi. Ya ben nasıl futbol muhabbeti yaptım ya? Sen bu durumlarda yeni soru sorma. Tamam mı? Tek soruyla bak, ben sana bir tüyo ama vereyim. Sen karşıda bir erkek nasıl var. Nasıl gidiyor Hull City sorusu sana yeterli. İkinci soruyla gelme bana. Hayır ama şimdi sen mesela. Aa, sen rezalettin. Ben Esat mesat kendimizden geçtik. Sorular morular inanılmazdı ya, futboldan soktun Esat bizi. Esat beni öldürecekti neredeyse. Evet, ama ben görmüyordum.
Siz uzunsunuz ya, boyum yetmiyordu, görmüyordu. Ya görsen ne olacak, bir şey zaten... Anlamıyorum zaten, zaten de. Zaten gördüğünü anlamıyorsun ki, görsen görmemen daha iyi olmuş. Ama şimdi senin bir erkeği anlatırmış gibi ya da benim çok anladığımı anlarmış gibi anlatman çok hoşuma gitti. Kendini iyi hissettin değil mi? Evet. Bayağı anlıyormuş gibi de baktım ama sana. Ama finansal bölümünü anlattım, orayı anladım bence. Ya ben anlamıyorum. Futbol kaçardan oynanır? 11. Mükemmelsin. Yedek de var. Tamam, yedeklere girme. Fena değilsin. Bak, 11'i bilmek önemli bir şey. Nasıl bilmem canım oha artık. Nasıl? Ben çok maça gittim ama mesela offside anlamıyorum. Çünkü neden anlamıyorum biliyor musun? Şimdi normalde hep evde seyrediyordum ben maçları. Zaten spiker söylüyor. Onun için benim onu anlamama gerek yok. Tembellik yarattı. Bak, evet. Navigasyon gibi. Navigasyoncu yol bulamazsın ya. Onun için tekrardan ben onu niye attım? Offside'i anlat biraz peki. Ne anladın offside'den? Ya biri önde biri arkada. Genelde öyle. Evet. Dur. Ne oluyor offside'de? Nasıl oluyor? İşte mesela sen diyelim ki top sende. Evet, ben de. Ay, anlatamayacağım. Biz aynı takımdayız. Top sen, aynı takımda değiliz. Sen başka takımdasın, ben başka takımdayım. Top sende giderken ben sana bir şey yapmıyor muyum? Bak öyle bir yere gidiyorsun ki seni oradan getiremiyorum. Sen olduğun tamam. Yerde kalsan elimi uzatıp kurtaracağım seni. Uzaklaşma. Tamam, sen anlat. Bir kere aynı takımda olmaya çalış benimle. Kim o? Aynı takımda olalım. Tamam, tamam, okey. Tamam, ikimiz gol atmaya niyetlendik, tamam mı? Tamam. Nasipse gol atacağız diye yola çıktık. Sağdan. Tamam. Karşı kalede şurası. Tamam. Bu golü sen diyelim santrafırsın. Santrafırın ne olduğunu biliyorsun. Evet. Daha gole yakın adam. Evet. Ben de orta saha 10 numarayım. Tamam. Yani topu dağıtan. Sen de forvetsin. Tamam mı? Tamam. Sen şimdi ben pas vereceğim ve gol atacaksın. Aynı takımdayız. Tamam. Dikkatli dinle beni şimdi. Ben pası verirken, senin isim neydi abi? Hasan. Hasan'ı düşün. Kale orası. Tamam. Kale duvar. Hasan da rakip. Ben sana pası ver, top ayağımdan çıkarken senin beleşten gol atmaman için kurulan bir kural bu. Yapılan. Hasan'ın ilerisinde olmaman gerekiyor. Yani Hasan'ın ilerisindeysen offside'desin. Geç geri. O geçmeyecek. Sen geç geri. Pardon. Yani senin kendini öyle bir ayarlaman lazım ki benden pas alırken şunu engellemiş adamlar. Maç 20-19 bitmesin diye. Herkes ceza görse kalenin önünde beklemez mi? Maç yapıyoruz, gidersin kalenin önünde beklersin. Ben atarım, sen pası sen de gol atarsın değil mi? Adam bunu engellemek için diyor ki sen rakip kaleye defans oyuncusundan daha ileride olmayacaksın pası aldığın anda. Ondan sonra burada alıp bu tarafta alıp Hasan'ı geçebilirsin. Onda sorun yok. Anladın biraz? Biraz anlıyorum ama görünce gene anlamayacağım ben onu. Zaten söylüyor spiker arkadaşlar. Yani çok tamam. Da, ya maçtaysam da yanımdaki offside diyor peki, mesela. Peki pasif offside ne? Hadi bakayım. Bu aktif miydi? Bravo. Pasif offside bir dahakini anlatacağım. Pasif de Hasan geride. Hasan değil. Hasan defans abi. Hasan'ı karıştırma. Sen oralardasın. Ha. Ben topu sana değil. Senin isim neydi abi? Tahir. Ben Tahir'e atıyorum topu. O da bizim takımda. Hasan'ın ilerisinde, Tahir gerisinde. Sen ilerisindesin. Offside'desin yani. Ama topu sana atmazsam, Tahir'e atarsam sen pasif offside'sin. O zaman oyunu bozmuyorsun. Ha. Topa bulaşmazsan. Sen böyle aptal edeceksin orada ama. Toptan bomba gibi kaçacaksın böyle. Benimle alakası yok yapacaksın. O zaman offside olmazsın. Peki oyuncuları falan değiştirelim bu şimdi offside'ı. Oyuncuları falan motive ediyor musun? Her zaman. Takımdaki, Hulsi'deki. Tabii canım. Ya şöyle ediyorum, yani kalkıp her dakika üstlerinde yaşamıyorum. Sonuçta profesyonel, çok kaliteli bir takım bizimki. Yani bizim takımın değerini şöyle söyleyeyim. Değer olarak Türkiye'deki 4. takım çıkarız yani. Yani Türkiye ligiyle mukayese etsen, 3 büyükler sonra biz geliriz. Ya da Trabzonspor gelir sonra biz geliriz. Ya da bir takıma başkan olmak Türkiye'de. Ya şu an öyle bir hayalim yok. Ya orada kendi dünyamı kuruyorum. Ben kendim bir şey yaratıp onu bir yerlere taşımayı seven biriyim yani. Türkiye'de şu anda öyle bir şey düşünmüyorum. Yani. Peki orada mesela evet çok değerli futbolcular var. Evet, onları şimdi motive etmek için konuşma yapıyorum ama yani motive derken onlara bir aile ortamı olduğunu hissettiriyorum. Ben şimdi transfer sen yaparken... Sen evet o var. Ben transfer yaparken bak çok iyiyimdir. Yani transferde çünkü bir futbolcu ikna etmen lazım. Bu onun hayatı aslında. Ben sana kısaca anlatayım mı durumu? Anlat. Takımı iyi kurman lazım. Takımı aldın. Ama bu takıma oyuncu getirmek dünyanın en kolay şeyi değil. Sebebi... Sen Fenerbahçe Galatasaray olmadığı için ya da Beşiktaş ya da Trabzonspor. Büyük takım değilsin İngiltere'de.
Sen şimdi ikinci ligdeki bir takımsın. 20. bitirmişsin. Bu adamı nasıl ikna edeceksin? Ama senin öyle bir yeteneğin var ya. Tamam işte orada yetenek diye bakma ona. Ben biraz iletişim kuvvetli diyelim. Yetenek deyince sanki hayal satmıyorum adama. Tabii ki. Ben de burada devreye girerek transfer görüşmelerinde bizim arkadaşlar genelde bir yere getirir. %80 ile konuşuyorum. O getirdikleri yerden sonra benim devreye girmem gerekir. Çünkü futbolcu dediğin kardeşim aslında benim için bir futbolcu olabilir o ama onun için onun hayatı. Tabii. O sana hayatını bir yıl emanet edecek. O yüzden de hayatını emanet ederken kime emanet ediyorum diye bakıyor. Orada işte benim bir Türk olmam dezavantaj gibi gözükse de ama o futbolcuların hepsi beni araştırdıkları için aslında renkli ve sevilen bir sima olduğumu biliyorlar. Benim onlarla konuşmadaki garantilerimi dikkate alıyorlar. O yüzden de ben transfer yaparken mesela genelde devreye girip futbolcuya güzel bir konuşma yapıp ona kendimi garanti olarak ortaya koyup bizimle beraber bir aile ortamı yaşayacağını, güzel bir ortam yaşayacağını, onun dertlerinin benim derdim olduğunu, onun sorunlarının benim sorunlarım olduğunu bildiğimi hissettirerek onu bizim ailemize davet ediyorum. Bu da mesela 10 teklif varken adama seni tercih etmesi tercih gerekiyor, ediyor diyemiyorum. Ama fena değiliz. Yani biz hayal edemeyeceğimiz oyuncuları getirdik şu anda. Mesela böyle çok transfer etmek istediğin bir isim var mı kafanda? Bunu takımı almalıyım dediği. İşte onları aldım bu sene. O yüzden 6.'yiz. Yani, bir tane daha yok yani. Şu anda ya şimdi Filicin diye bir çocuk aldık işte. Yani daha önce bahsettim size haber olduğu zaman senin haberin yoktur. Yani ben çocuğu aldığım zaman bizim Candaş'ın programındaydım. Ha. Candaş'a da dedim zaten. Bir oyuncu aldım dedim. Ondan sonra şey dedim yani. Seyret oyuncu dedim. Çocuk zaten bütün ligi birbirine kattı şu anda. Hadi ya. En çok konuşulan 2-3 oyuncusundan biri. Hani acayip acayip teklifler aldık şimdi de. Satmamak için direniyoruz çocuğu yani. Sen çocuğu nerede gördün de aldın mesela? Bir de maçları da deli gibi izliyorsun tabii. Ay tabii o kadar deli gibi izlemiyorum ben. Deli gibi izleyen bir grup var orada. Scouting grubu var tamam mı? 20 kişi bunlar. Bu 20 kişi dünyanın her yerinde futbolcu arıyor. Ve doğru oyuncuyu araştırıyorlar. Bunlardan süzülen oyuncular, benim futbolda beyin takımım var 4 kişilik. Onlara geliyor. O çocuklar da, o çocuklar dediğim çocukluk arkadaşım işte bunlar. O arkadaşlar seyrettiği zaman, futbolcuyu beğendiği zaman bana diyorlar ki bu oyuncuyu beğendik sen ne diyorsun? Ben de bu çocuğu oturdum gece sabah kadar seyrettim bana söyledikleri zaman. Baktım bu insan gibi bir şey değil. Çocuk böyle hani Ronaldinho gibi bir şey. Ondan sonra sabah aradım Tan'ı erkenden. Tan dedim kaç rakibimiz var? 10 tane dedi. 10 takımda istiyormuş. Dedim ne yapıyorlar? Kiralamak istiyor herkes çocuğu. Ben dedim ki bu çocuğa şu tersten gidelim. Çocuğu satın alalım dedim. Satın alırsak dedim çocuğun ilgisini çekeriz. Çocuk da kiralanmaktan bıktığını biliyorum ben. Bana bir hemen video konferans hazırla dedim. Bağladılar. Jaden Filicin çocuğun adı. Jaden dedim sen her sene bir yere kiralanıyorsun. Ve eminim ki artık bundan mutlu değilsin. Çünkü çocuk da gittiği yerde ait hissetmiyor kendine. Mutlu tabii. Değil. Dedim ki Jaden dedim. Eğer dedim sen de uygun görüyorsan ben seni bir aileye davet ediyorum. Burası senin ailen olsun, evin olsun. Burada sen bir kere nerede olduğunu bil. Yeteneklerini daha iyi sergile diye bir yarım saatlik konuşma yaptım. Yarım saatlik konuşma sonrasında Jaden sağ olsun kabul etti. Sonra şeyi aradım, Tan'ı aradım. Aston Villa'nın o çocuğuydu. Aston Villa'yı arıyorsun dedim. Kaç para istiyorsa onu ver dedim. Pazarlık etmiyorsun. Çünkü ben çocuğu sabah kadar seyretmişim. Kendimde değilim zaten. Dedim ki pazarlık etmiyorsun. İndirim istemiyorsun. Menajerlerine konuş. Ne istiyorsa ver bu çocuğu bana al dedim. Tan sağ olsun. Tabii 20 gün sürdü. Anlattığımızı anlatıyorum sana. Çocuğu transfer ettik. Sonra transfer oldu çocuk. İngiliz milli takıma seçildi. Milli takımda şov yaptı. Yatıra kaldıra gidiyor U21'de. Acayip şeyler yaptı. Bütün İngiltere çocuğu konuştu. Sonra en son bir gol attı. Puşkaş ödülü alacak belki bu sene. Golü de burada koysunlar yalnız montajda. Sana şöyle söyleyeyim. Yani Ribona dediğimiz bir şekilde. Yani top buradayken bu ayağıyla topu böyle vurarak kaleye soktu. Hadi be. Yani saçma şeyler yapmış çocuk. Peki diyelim ki Ali Koç seni aradı. Ben bu futbolcuyu istiyorum dedi. Kim? Fenerbahçe'ye. Seni şimdi anlattın sen. Bizim işimizi zora sokma şu anda. Ali Koç arayıp o futbolcu istiyorum demez zaten. Ya tamam yani değilim öyle, ki Fenerbahçe. Yani o başka bir konu. Şimdi beni orada ikilemden arasında gezdirme şimdi. Orada yani o şey. Ama bir tarafında Fenerbahçeli ya. Tabii ki Fenerbahçeliyim. Hani Fenerbahçe faydam olsun. Ama öteki de senin takımın yani. Efendim? Öteki de kendi takımın. Ya hayır win-win bir proje buluruz öyle bir durumda. Eğer Fenerbahçe bir futbolcuma talip olursa iki tarafında kazanınca Fenerbahçe mutlu olacağı bir çözüm bulur mutlaka yani. Peki mutlu musun all over? Tabii ki. Başarı mı mutluluğu getiriyor, mutluluk mu başarıyı? Ya chain reaction aslında o şimdi. Hani başarı mutluluğu getiriyor. Yani mutlu olunca da başarı geliyor aslında. Hani onun bazen bir tarafını yakalarsan
devamı geliyor diyelim aslında. O ikilinin. Bazen şey oluyor ya böyle mesela diyelim ki o gün harika bir reyting gelmiş ya da işte kaç tane gol atılmış falan filan işte beşinciliğe yükselmişsiniz mesela ya da birinciliğe yükselmişsiniz. Onun için daha da insan kendini mutlu hissediyor. Başarını getirdiği mutluluk. Ama bazı gün o öyle olmayınca da insan neden mutsuz oluyor? Ben mesela kendimde de onu şey yapıyorum. Düşünüyorum. Yani bir başı ona odaklanmak bana biraz saçma gibi geliyor. Şimdi o kadar güzel bir yere bağladın ki işte. Şimdi benim kariyerimde sürekli başarı var. Sürekli başarı da aslında vücutta bir duygu, bir hormon salgılatıyor. O hormonun devamlı olarak hani başarı üzerine olan o motivasyon, başarı ve mutluluk hormonu hani futbolda hep daha tamam. da var diyor. Artıyor ama bunun tabii şöyle dezavantajları oluyor. Mesela futbolda maç kaybedildiği zaman bu sefer ciddi etkisi oluyor. Üzerine bir şey çöküyor. Böyle bir ya da hiçbir şey olmadığı zaman aslında belki konuyu oraya getireceğiz yine. Hiçbir şey olmadığı zaman bir hani boşluğa düşme demeyeyim de böyle bir can sıkıntısı yaratıyor mu? Evet yani o sürekli motivasyon, başarı biraz o motoru fazla döndürüyor diyebiliriz aslında. Herhangi bir yerde başarısız olacağım diye korkun var mı? Yok ya öyle bir korkum yok. Ya hayır tamam çok ama çok başarı oriented ya yani çok başarı odaklı gidiyorsun ve çok şükür de o başarı korkum hep senin. Korkum olsa zaten bununla bu risklere girmem ben. Bendeki problem ama o da bir challenge. Hayır, yapacak mıyım olacak mı? Konu şu. Ben non-stop risk alıyorum hayatımda. Risk almamın sebebi zaten korku hissetmemem. Korkuyu hissetmediğim için risk alıyorum. O benim için korku dediğin olay biraz challenge dediğine geleceğim şimdi. Bir challenge'ı yaşayıp o heyecanı yaşamak istiyorum ben. O yani korku dediğin olay aslında. Hani şöyle anlatayım size. Aklımız almıyor. Adam dağa çıkıyor, ipte yürüyor mesela değil mi? İki apartman arasında ip koyuyor adam, yürüyor. Yanlış mıyım? Evet. Böyle aklı almayacak. Öyle bir şey yapar mısın mesela? Ben yapmam ama ben de bunu meslekte yapıyorum zaten. Duygu birbirinden farklı değil. Anladım. Yani anladım, oradaki anladım. Adrenalin addiction var. Adam motorla bakıyorsun atlıyor, akrobasiler yapıyor, uçaktan atlıyor, paraşütsüz bilmem kaç metre gidiyor. Şimdi bu tip olayların ben business versiyonuyum. Ben de business'ta bu adrenalin yaşama olayına çok aşırı meyilliyim. O yüzden de zaten riskleri aldığım için büyüyebildim. Yoksa hani ben hayatımı kurtaranı çok oldu. Derdim ki hiçbir şey yapmayayım. Zaten at demiri dediğin gibi yazlığına git, keyfini çıkar. Ama olay o değil işte. Olay hani buna duyulan alışkanlık. Sürat de mi? Hep mi sürate karşı da şeyin vardı? Yani küçüklüğünden beri, gençliğinden beri diyeyim. Var yani iyi bir şey diye anlatmıyorum. Hani gençliğimde sürate karşı meyilim var. Zaten şimdi benim boynum kırık. Sol kolum kırık. Burası yani kırdığım kollarımı sayıyorum. Sağ kolum kırık. Ondan sonra hani yani İstanbul'da motosiklete binmek risk zaten. Yani iki kolum, boynum, kaburgalarım iki tur kırıldı. Yani kırılmadı, geri kalmamıştı. Tövbe yarabbim, acımayın. Hepsi bir kazada değil. Toplam kaza sayısı 4 filan. Maşallah. Ama gayet iyi. Tık diye takıyor musun yere? Arada bir çıkar ya kol. Hayır, şey var, metal var. Burada metal var. Öyle, öyleli bir de. Ne anladım. Kolum çıkık demedim, kırık. Kırık. Kırıldı derken ben yanlış söyledim. Şurada haklısın. Kolum kırıldı Türkçesi aslında. Kolum kırıldı. Burada metal var. Bu da kırıldı. Burada da metal var. İkisi iki ayrı kaza. Sen X-ray'de falan ötüyorsundur. Şeyde ötüyorum. O aleti üstüne tutarlarsa ötüyorum. X-ray'de ötmüyor. Tabanca mı ötüyorlar ya? Tabanca bir şey. Orada ötüyorum. Ay çok iyiymiş. Allah'ım X-ray'de ötmüyor. Yeni teknoloji bizimkiler. Yoksa hayatım kayar. Yurt dışı falan böyle. Ay X-ray'de. Düşünsene devamlı. Ama artık uçak anlatamazsın var da. Tabii ne diyeceksin yani. Peki şimdi var mı televizyonla ilgili yeni projelerin var mı? Yeni bir yarışma programıdır, yeni bir programdır. Ne var, Aşk Adası çekmeyi beraberdim. Beraber çekelim. Ben bir tane çektim. Yok. Şaka yapıyorum. Benim seninle çok güzel bir anım var ya. Hangisi? Yok Böyle Dans. Ne yapmıştım? Bak olayı anlatıyorum sana. O zaman sosyal medya falan yok aslında da oradan kurtardık. Ama olay şu, Fenerbahçe-Trabzon maçı var. Ha sen maç seyrediyordun. Maçtayım. Maç 1-0. Ben planım şuydu. Maç 7'de başlıyor. Bizim yayında 8.45 başlıyor. Maçın son 15 dakikası çıkarım. 8.45, 8.50 yayına geleceğim. Yok Böyle Dans'ta 8.45'de başlıyor. Sen de jüridesin. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz mıyım canım, tamam. O kadar da değil. Neyse ama bu olayı çok hatırlamayabilirsin. Ben şimdi maçın bittiği 15 dakika var. Maç kıran kırana devam ediyor. Maçı bırakamayacağımı anladım o anda.
Programın da jüride moderasyonu da ben yapıyorum. Evet. Seni aradım 15 dakika kala. Sabah dedim ben gelemiyorum başına. Sen açılışı yap dedim. Sen böyle kaka attın. Sabah dedim. Gelemiyorum ya. Sen böyle ya ne şakacısın sen yapıyorsun ya acındı. Ya sabah dedim maç var gelemiyorum. Ondan sonra baktım senin ikna olman mümkün değil. Maçta o sırada ceza sahasında top. Hemen kapadım. Ondan sonra yönetmeni aradı Mustafa'yı. Mustafa dedim ikna edin sabahı ben gelmiyorum. Ondan sonra, espri değil. Evet bir 15 dakika dedim götürsün. Ondan sonra ben gireceğim. Ondan sonra tamam dedi. Mustafa gülmeye başladı. Tamam dedi. Maç bitti. Programın 20. dakikası. İlk performans da sergilenmiş. Ben de Mustafa'ya stüdyoya geldim. Olduğum yere geçeceğim. Çok da çaktırmayacağız yani. Böylece. Hani Acun çekimde de böyle benim olmadığımı böyle insanların gözüne sokma ki dedim. Hani seyirci de böyle bu adam nerede demesin. Mustafa'ya stüdyoya geldim. Şimdi tam girmem lazım. O sırada performans bitti. Ben de yerde kameramana böyle yaptım. Giriyorum yaptım. Tamam dedi. Yerde sürünerek kedi gibi bayağı dizler yerde yürüyerek olduğum yere geçeceğim. Sağıma doğru bir döndüm. Bir monitör var tamam mı? Monitöre bir baktım. Ben kedi şeklinde yürüyorum monitörde. Ondan sonra Allah'ım yaptım. Artık bozuldu hemen ben devam ettim. Twitter o zaman çok yeni başlamıştı o yıllarda. Yıkılıyor ama ona rağmen Acun yu maçtaydın değil mi filan herkes biliyor Fenerli olduğum sonuçta seyircilerde. İyi mi Acun ya ne yapıyorsun yerde ya. Dememişim. Ay ben bunları bazı şeyleri hatırlıyorum. Bazı şeyleri çok net hatırlıyorum. Mesela Tuna Huş olayı gibi Allah rahmet eylesin. Öyle birkaç tane şeyleri çok net hatırlıyorum da. Onu ben hatırlayamadım. Hatırlatmayayım. Öyle bir skandal mı? Ya sen bir kere beni aradın telefonda. İşte boş ver ben hatırlatmadım. Sen bir eğlence yerindeydin değil mi? Evet. Sen bir eğlence yerindeydin diye geçelim o bölümü. Onu hatırladım. Evet. Sonra ne olmuştu? İşte sonra ben seni o eğlencede olduğum için ben seni duymamışım. Ondan sonra seni aradım. Tamam duymadım tamam. Çok gürültü vardı. Tamam. Çok gürültü vardı. Ondan sonra seni aradım ertesi gün işte sen Tuna Bey'i programına davet. Ha şeye neydi var programı? Mısın? Var mısın yok musun evet. Da. Ondan sonra ay Acun sen ne iyi bir adamsın diye sana metiyeler. Ama biz bir gece önce her şeyi konuşmuşuz. Sen olay. Ben de çünkü o zamanlar röportaj yapmıştım. Kendisiyle Habertürk için. Öyle bir şeyler olmuştu. Oradan da sen beni bayağı bir makaraya almıştın. Tamam. Benim de hatırladım. Sen konuşmayı hiç hatırlamadın diye sana dersin. Evet, duymadım ben. Tabii. Çok hatırladım. Öyle duymamış bir hikaye var. Ay Acun be çok mutlu oldum gelmene. Bir bunu saymam. Bunu bitiriyoruz değil mi? Bunu saymam. Bitirmeyelim mi? Bitirelim. Bitti artık. Artık böyle yapıyorlar bak. Hakem dediği bank maçı da böyle bitirir hakem. Ha son 3 dakika. Tamam, şey. Okay. Tamam son 3 dakika daha. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok çok mutluyum burada olduğum için. İnşallah yine gelirim. Gelirsin tabii ya. Gelirim ya tam kapanışa da gelirim. Ay evet kapanışa sezon da gel. Sezon kapanışı falan yap. Kapanışta bir tam yaz dönemine de denk gelir herhalde. Ha, sezon kapanışı yaparız. Survivor herhalde. Sonu falan filan. Belki tamam. Ben gelirim Survivor'a. Mesela o anlarımız yeni anlarımız. Şey olarak izleyici olarak. Her zaman. Düşünsene ben o yarışlarda katıldığımı falan şuursuzca. Şu anda zaten. İş başka yere gitti. Sen orada şey olursun. Tabii yani bitiş noktasını uzaktan da göremeyebilirsin. Evet gözler de gitti. Hayır gelmeni bıraktın mı? Sen finali göremeyebilirsin yani. O durum olabilir. Geçen gün bir yerde bir soru okudum. Kendim günlerdir düşünüyorum. Kendinle evli olsaydın boşanma sebebi ne olurdu diye. Ben bulamadım cevap. Mesela ben sana soruyorum. Kendinle evli olsun. İşkolik olmam olabilir mesela değil mi? Ha güzel bir cevap. Yani çok işkolik olabilirim mesela. Sende ben bulamadım. De bulamadım. Ya. Bir de uzun zamandır ilişkide yok ya. O ilişkideki sabahı da unutmuşum. Yani niye ayrılırsın ki benden? Yani diye düşünüyorum. Hayır şöyle. O zaten ilişkilerdeki sorunlar bazen sorun üzerine çıkmıyor. Hani beynin sorun üretmesi üzerine de çıkıyor ya. Hani o ilişkide ayrılık mesela zaten tanıdığın adam devam ediyor ve sen bazen monotonluktan, bazen ne bileyim bir şeyi kafaya takmaya başlamandan hani ayrılma sebebini biz aslında bir konu üzerine bağlamamalıyız. Bak hayatta şu dersi çok aldım. Bahaneler aslında sebepler.
Doğru. Hayattaki bahane dediğimiz şeylerin birçoğu aslında sebep. Yani daha doğrusu sebepler bahaneler, yanlış söyledim pardon. Sebep diye söylediğin şeyler bahaneler, özür dilerim. Yani hayatta sebep diye gösterdiğin şeyler bahaneler. Aslında senin bahaneler. Yani sen mesela buradan çıkmak istiyorsun. Diyorsun ki arkadaş abi çok bana hiç enerji vermedi diyorsun. Bu aslında bahane. Sebep diye sebebi söylüyorsun ama sen zaten çıkacaksın abi. O adam orada olmasa da çıkacaksın. Demek istediğimi anladın mı? Anladım. O yüzden hani o ilişkiler konusunda uzun bir konu. Başka zaman gireriz. İlişkilerin bitmesindeki birçok sebep diye gösterilen şey aslında bir tarafın kafayı belki de başka yere gitmesi oluyor. O bahanesini vurup devam ediyor ondan sonra. Romantik misin? Yok değilim. Yani zaman zaman biraz değilim yani. Çok objektifsin değil mi? Mesela ben de çok objektifim. O şeye giremiyorum, o hayal dünyasına, o yalan dünyasına evet, falan. Yok yalan hayal demiyorsun. Sen de bütün romantizme şu anda hayır, bütün, kursuz. Hayır öyle demiyorum ya. Yani hani hayır, gidecek mum insan yakmak demiyorum romantizme. Hayır, bazı insana gidiyor bazı da gitmiyor. Sen de biraz erkek muhabbetine uyan bir kızsın ya. Evet. Ya sen böyle erkek muhabbetinden zevk alıp daha çok seviyorum. Evet, o zaman işte o romantizmin naifliğine çok yaklaşamıyorsun. Evet, şimdi mesela bir olay yaşıyorsun, bir kız arkadaşına beraber bir olay. O bambaşka bir şekilde aynı olayı yaşıyoruz. O bambaşka bir şekilde aynen, anlatıyorum. Aynen. Yani ay bir süsler, bir tasvirler, bir ağdalı anlatımı. Aa, beraber değil miydik diyor mesela. Yani her olayın insan üzerindeki etkisi, algısı farklı oluyor. Çok acayip bir şey ya insan şeyse. Bunu da konuşalım sezon sonu. Sezon sonu o zaman. Süren bitti çünkü. Öyle mi öğretmenim, süremiz mi bitti? Evet, Ayacığım doyamadık sana ya. Ama ben de doyamadım. Lütfen sezon sonunu beraber. Ya canımsın benim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çünkü ben belli olsun. Çok teşekkürler. Senin enerjinle başlamak istedim. Ve bundan önce de zaten kaç tane programda hep böyle senin enerjinle başlayıp her şey şahane gitmişti. Ben de hayatımda sabah programına katılmam. Biliyorsun katıldığım tek sabah programı seninki. Hatırlar mısın? Şov TV'de. Evet, hatırlamaz mıyım? 8.30'da etrafımda. Hülya Şerfan'la hep beraber toplanıp gelmiştiniz. Abi gözüm böyle nerede açtığımı bilemiyordum. 8.30'da yayındaydık yani. Peki sen sabah kalkmayı sevmeyen insan, şimdi öyle deyince aklıma o geldi. Niye bana hep sabah programı teklif ediyorsun benim de sevmediğimi bilip? Ha? Sabah ile gece kuşu mu? Buranın adı. Bir kere aradı beni. Sabah efendim karga bu konuya bak. Atma. Öğleden sonra da teklif ettim. O konuya girmeyeyim. Onu kabul ettim. Öğleden sonrayı. Aradı mesela Çeşme'de buluşalım diye. Ada çekiyorum dedin ya. Vaktim yok. Hayır. Yeni ettim. Hayır tamam sen ben dedim ki Ekim'in 15'ine kadar çekimleri var. O 2015'ten sonra başlayacaksan okey dedim. Tarihler tutmadı tamam doğru. Tarihler tutmadı yoksa ben okeydim. Hatta Alaçatı'da buluşalım diye sana kaç tane mesaj attım ya. Burada buluşmak nasipmiş. Ay evet daha güzel oldu be. Ama kanalımda aman. Salon salamaj. İstediğin zaman çekersin. Acun derdin yok. Canımsın. Çok teşekkür ederim. Yolun inşallah daha da açık olsun. Hull City maçına gelmek istiyorum. İnşallah. Altıncılık falan değil de daha böyle yukarılara çıkalım. Kısmet hep beraber. Uğurluyumdur ben geleyim. Olur tabii. En yok. İstediğim maça bana gel. Bana uğurlu geldin kesin de inşallah. Evet sen de bana işte. Ne güzel. Tamam. En istediğim bir maça geleyim. Tamam. Yani zor olan bir maça geleyim ki daha da anla. Risk hazır mısın? Bir daha bir sahi göremezsin. Ben de severim riski. Tamam. Hayır, zaten premiere çıkınca arkadaşım çekmişim ben öne alayım. Oralarda emeğin olursa yalnız göze çarparsın. Ondan sonra da Buckingham'dayız. Tamam. Çok mersi. Tamam. İyi ki öpüyorum varsın, çok. İyi ki geldin. Sağ ol.